Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir challenge hazırladık. Aynen, challenge'ın adı birbirimizi hangimiz daha iyi tanıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyız ve çok meraklıyım bu konuda. İlk olarak soruları ben böyle hazırladım. Puan sistemiyle gideceğiz. Hangimiz daha çok bilirse o kişi kazanacak. Hiçbir ceza ödülü falan yok yani, öylesine soruları cevaplayacağız. Tabii ki de beyincim. Ben şimdi soruları hazırladım. İlk olarak 4 tane falandı sanırım. Evet, genel sorular var. Onları ikimiz de birbirimize soracağız. Yani şimdi birazdan anlarsınız ne demek istediğimi. O zaman ilk soruyla başlayalım. Birbirimize göstermiyoruz. En son kartları gösteriyoruz böyle size doğru. İlk soruyla başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bekle aşkım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım ama soru yok. Soru yok. Soru yok. Evet, ilk sorumuz hazır. Düğün şarkımız. Apa. Bakma. Bilmiyor musun Cevdet? Aba, kimdi ya? İsmini sadece isim, şarkının adını yaz. İsmin adı, şarkının adı. Bakma. Neydi ya? Bir şeydi ya. Sanki böyle. Ya sanki. Sen benimkine bakma. Baktım. Vallahi bakmadım. Vallahi bakmadım. Ya şarkıyı unuttum ya. Ben bittim. Hadi süre. Süre koyuyor muyuz? Süre koymuyoruz ya. Tamam, 5 saniyen var. 5. Neyse hadi ya. Bunu bilemezsen var ya Cevdet. Bakmasana. Ben bakmıyorum. Hadi. Hazır mısın? Evet. 3 deyince kaldırıyoruz. Evet. 3, 2, 1. Ne yazdın? Ezel'in dizi müziği. O bizim giriş şarkımız. Hem bir kere o kınadakiydi. Ha, yüreğimden tut. Doğru, doğru, doğru. Bilemedin. 1-0 buraya yazıyorum arkadaşlar. Oo, biz direkt 1-0 geriden başladık. Öyle şeylerle gelme bana yani. Şimdi. Aynen, bu soruyu da birlikte şey yapacağız. Sen benimkini yazacaksın, ben seninkini yazacağım. Çocukluğunda ya da okulda bir lakabı var mıydı? Çocuklukta, okulda lakabı. Okulda mi diyoruz? Ne bileyim. Allah Allah, ben ne yazacağım ya? Ben biliyorum. Seninkini. Benimkini herkes biliyor. Allah Allah. Neyse, belki doğrudur. 3, 2, 1. Hayır, bu bir nevi doğru. Kara kız. Ailede öyle diyorlardı ama okulda bana öyle demiyorlardı. Ve okulda ne diyorlardı? Okulda bana zürafa diyorlardı. Ama benimki doğru değil mi? Yalan ya, bu doğru ya. Bildiğin kapkara bir kızdı ya. Cevdet'e de Japon diyorlarmış arkadaşlar. Gerçi ben hala öyle diyorum ama. Evet. Allah'ım ya Rabbim, bu challenge hiç hoşuma gitmedi ya. 2-0 gerideyiz ya. 2-0 geride başlanır mı ya? Kolay bir şey sorayım. Tamam. Birlikte olan son sorumuz. İleride çocuklarımız olduğunda isimleri ne? Bunu erkek mi kız mı? İkisini de yazıyorsun. Öbürünü yapmayacağım ya. Kızın ismini ne koysam acaba? Bunu konuşmuştuk Cevdet. Ya ben kendi istediğim ismi koyacağım. Senin istediğin ismi koymayacağım. Ne yazdım o kadar ya? Şiir mi yazıyorum Allah Allah? Ne koysam ya?
Hadi. Çabuk ol, biraz seri davran. Üf, aklıma şimdi isim gelmiyor. İsim düşünmem lazım. Ya bunu bilmen lazımdı. Konuşmuştuk. Niye konuştuk ya? İsimlerini. Ben bir tanesini biliyorum da öbürünü bilmiyorum. Öbürü neydi ya? Tamam, ben buldum. Ben bu ismi koyacağım. Gerçi ben bir şeyde değişiklik yapacağım. Elime baharat değişiklik yapıyor. Bak şimdi doğru çıkarsa. Hayır. O zaman olmaz. Bunu konuşmuştuk. Var. O yüzden aklıma geldi bir anda. Hadi. 3, 2, 1. Bakayım. Evet, bildim. Bildin mi? Evet. Göktuğ ya da kız olursa ya Nehir ya da Gökçe demiştik. Ama Mehriban mı yazmış bak, bu doğru değildi. Ben Nehir'i istemiyordum. Evet, sonradan en Gökçe. Son konuştuğumuzda Mihrimah hoşuna gitmemiş. Halbuki çok güzel isim arkadaş. Gökçe. Aynen. Şimdi gelelim tek sorularımıza. Tek sorumuz. İlk benden başlıyoruz. Sonra senden başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. En sevdiğim yemek. Benim, senin mi benim? Benim, benden yapıyoruz. Senin. Bu kolay ya. Öyle mi yazılıyor ya? Neyse. Yazdın mı? 3, 2, 1. Bakayım. Lazanya. Ne makarnası ya? Tamam. Sen en sevdiğin şey lazanya değil tamam, mi? Tamam, aynı şey zaten. Ya bu hile yapıyor ya. Kazanmak tamam, için hile yapıyor. Hayır. Bunu yendi arkadaşlar. Çünkü makarna da zaten lazanya yani. Yani. O zaman kaç şimdi? Onu tam bilmiyorum ama videoda hesaplarım. İyi, tamam ya. Evet. Sıradaki sorumuz. En sevdiğim renk. En sevdiği renk. En iyisi böyle yazmak. Kimin sevdiği renk? Senin sevdiğin benim mi? Hep benden gidiyoruz şu an. 2, 1. Ne alaka? Ne turuncusu ya? Benim en sevdiğim renk turuncu. Üstünden belli oluyor turuncu. Ama illa oluyor. Bugün mavi giydim dedi. Mavi ya. Ya kaybettim. İnanmıyorum. Kaybettim. Oo, bu hile yapıyorum. Saymıyorum ben bunu. Böyle challenge olmaz. Hile mi? Allah Allah. Bak kahar giderim ha. Hiç yemediğim bir şey. Hiç yemediğin. Senin. Evet. Şimdi, yerine geleceğiz. Ben hiç bilmem böyle şeyleri ya. Hiç yemediğim bir şey. Ben biliyorum hiç sevmediğim şey. Yemediğim ama yemek. Hiç yemediğin, sevmediğin değil mi? Sevmediğin hiç ve yemediğin. Hiç yemediğim bir şey. Hayatında yemediğin. Yani sevmediğin, yemediğin. Tamam. Bunu, eğer bu doğru değilse o zaman hile var içinde. Ay ama ben de şu an düşünüyorum ki aklıma gelmiyor. Ah mı? Ay. Evet. Yendin galiba. Aynen. Ama ben onu yazdım, aklıma gelmedi. 3, 2. Yo, alakası yok, bu yalan söyle bakın. Evet. Pastırma hayatta sevmemdir. Çok insan korkutuyor falan diye. Ben pastırmaya bayılırım. Çok sevmem. Tamam, burada da haklı, yendi yani. Ya, pastırma yemez mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Tamam, ben yedim. En kızdığım şey. En kızdığı şey yani aslında elbiselerimi dağıttığım zaman ama onu yazmayacak, başka bir şey yazacak, ben biliyorum. Elbiselerimi dağıttığım zaman çok kızıyor aslında da. Neyse, şunu yazayım ben. Uzun yazdın gene, yani ne? Ne olabilir ki? Oo, dünya yazdı. Yine şiir yazdı. 3, 2, 1. Ne? Yalan. Ya o da aynen. Ona da ama bu daha çok. İnat yaparsa. Evet. Karşın. Mesela sen benden çok inat yaptın diye ama gıcık oluyorum. Sinir oluyorum. Biliyorsun. Bilemedin. Kaybetti bu noktada. Biz birbirimizi hiç tanımıyor musun ya? Hiç. Evet. Evet.
En sevdiği arkadaşının ismi. En sevdiğin. Evet. Senin en sevdiğin arkadaşın. Benim en sevdiğim. Gözü kapalı yazar. Gözü kapalı. Sen kendini çok iyi biliyorsun. Üç, iki, bir. Bunu bildi. Yani bunu da bilelim yani. Bunu da bilelim yani. Benim en çok hangi özelliğimi beğenirsin? En çok hangi özelliğini beğeniyorum? Yani bir de en çok özelliğini yani şöyle çok uzun düşünmem lazım. Bunu ben yazmıyorum şimdi. Niye yazmıyorsun? Çünkü yani ben bu aslında bunu yapabilir miyiz ki? Kamera bizi çekiyor. Hayır, burayı silerim de. Neyim olarak? Ne yaz? Ne diyeceğim? Mesela ben de onu aynısını alacağım ya. Ama ben nereden bileyim ki senin benim en sevdiğin özelliğin ne olduğunu? Onu silelim o zaman. Aynen. Evet. Sorular gelsin, sorular. 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 Evet. Hangi huyumu hiç sevmez? Hangi huyunu hiç sevmem? Ay dur ben de bir düşüneyim. Demek ki yok. Niye söylüyorsun? Belki ben onu yazacaktım şimdi. Hangi huyunu sevmem ya ben? Hangi huyunu? Çok uzun düşünmem lazım. Evet. 3, 2, 1. Aynen. Yani aklıma gerçekten bir şey geliyor. Demek ki her huyumu seviyormuş arkadaşlar. Tamam. Evet. Devam. Devam. Bu soruyu da koyuyorum ya. En çok hangi huyumu seviyorsun? En çok hangi huyunu seviyorum? En çok hangi huyumu? Hadi bakalım. Ne yazdın? Roman yazdın. Buna yani huyu olarak değil de yani 3, 2, 1 ne yazıyor? Düzenli olmasın. Her huyumu mu? Evet, her huyumu seviyorsun. Tamam. Her huyumu bilmiyorum artık yani. Aslında arkadaşlar bunu puan sistemiyle yapmıyorum çünkü çok karıştı. Sadece şimdi bunun asıl amacı şey olsun. Öğrenmiş olsun. Yani ben şu an yeni öğreniyorum yani bunları. Hangi parfümü kullanıyorum? Kağıt ver, kağıdım bitti ya. Arkalarına da yazabilirsin. Çok kolay. Bu yanlış. Hadi bakalım. Hazır mısın? 3, 2, 1. Lady Million. Evet, bildim. Yani bu çok basitti yani. Hep aynısını kullanıyorum. Ben başka parfüm kullanmıyorum arkadaşlar. En sevdiğim parfüm o. Ayakkabı numaran. Evet, ayakkabı numarası. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Ta-da. Bakayım. Evet, bildim evet, yani. Evet, bildim yani. Müthiş. Rahmet. Bunu da bilelim artık, hı, değil mi? Yani. Burcum. Ve doğum tarihim yılıyla birlikte. Evet, bunu sormamın tek sebebi var arkadaşlar, doğum tarihi. Cevdet,
Pek birazdan söylerim hangi kısım olduğunu. Bir şeyde hep şıkta karıştırıyor yani bir sayı oynamasıyla. Gününü karıştırıyor. Bakalım bu sefer de karıştırdı mı? 3, 2, 1. Bakayım. Abi ne? Evet, gerçekten böyle abi. Demek istediğim şu 10 kısmını hep 11 diyebiliyor. Her zaman zorlaştırıyor. Bilmiyorum neden. Halbuki çok basit. 10 Mart. Bilmiyorum, kafamda öyle kalmış. Anlamadım. Aynen, devam edelim. Evet, devam, devam. Soru istiyorum. Cevaplamak istiyorum. En çok korktuğum şey. Çok basit yani. Bunları sormayacaksın abi. Ya bu ne ya? Üç, iki, bir. Bakayım. Örümcek. Evet arkadaşlar, ben çok korkuyorum örümcekten. Bir örümcek görürsün hemen böyle 10 kilometre koşmaya başlıyor. Evet, gelelim en sonuncu soruya. Sonra evet. Cevdet'e geçiyoruz. Evet. Gerçekleştirmek istediğim en büyük hayalim. Ama onu ben nasıl yazacağımı bilmiyorum şimdi ya. Ben de tam yazamadım ama. Ben bunu istiyorum. Neyse anlatırım. 3. Ama nasıl yazıyordu bu ya? Yaz istediğin gibi anlatırsın videoda. Öyle mi yazıyordu? Bakmıyorum. 3, 2, 1. Bakayım. Makyaj. Aynen. Ben kendim makyaj yapıyorum arkadaşlar. Gelinler hazırlıyorum. Evet. Ve ileride en büyük hayalim onun için. Güzel bir dükkan açmak. Aynen. Evet, az çok bildin yani soruları. Kendimle gurur duyuyorum bu kadar bileceğimi. Ama doğru söylemek gerekirse bence evet, şu an biraz zorlanacağım gibi. Ama bakalım. Ters köşe yapabilir mi? Ters köşe. Şunları hep. Şöyle arkada, arkalarına yazalım. Aynen. İsraf etme, israf etme. Bunlar hep para. Bunların arkasında yazıyor. Evet, tamam. Tamam, ilk sorudan başlıyorum. En sevdiğin yemek. Ay çok basit. Üç, iki, Wiener Schnitzel. Evet, Cevdet her gün Schnitzel yiyebilir arkadaşlar. Sabaha kadar. Yeter ki Schnitzel olsun ya. Dediğim gibi puan sistemi yapmıyoruz çünkü biraz karıştı. Artık öyle yazıyoruz. Evet, ya da şu aşağı biz böyle ekleriz. 1-0, 2-0. Çok karışık 2-0. Olur. Neyse bakalım. Ama ekleriz ya, bir şekilde yaparız. En sevdiğin renk. Bunu şu an büyük sallayacağım. Ay en sevdiğin renk ne acaba? Bilemez. Bilerek zor yazıyorsun değil mi? Neyse. Şöyle. Ya baş. Ha ne olabilir ki? Dur. Üç. 2, 1. Ne yazdın? Tamam bildim. Sarı lacivert. O da Fenerbahçeli diye. Aynen böyle şu alt kısmada yazıyoruz. 1907. Evet. Evet. Ölümüne, ölümüne, ölümüne Fenerbahçe. Hadi ya be yavrum. Bütün gün zamanım yok. Daha başka videolar çekeceğim. Hiç yemediğin yemek türü. Yemediğin yemek türü mü? Yemek türü mü? Yani yemek işte. Nasıl şimdi bir yemek? Ama bunu bilemezsin ki. Benim en sevmediğim yemek. Biliyorum. Ne? Ben nasıl bilmiyorum? Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmeyeyim yani? Hep yemekleri yapıyorum sonuçta. En sevmediğim yemek.
Ama benim çok sevmediğim yemekler. Var işte genel onları, onu genel bir kapsama koy. Aa, genel kazma yaparsak o zaman böyle yazacaksın abicim. Biz etçi adamız. Üç. Bize yaramaz, bize yaramaz. Biz et severiz abi. Et olacak. Bir, iki, üç. Sebze. Tamam işte bir de sulu yemekler sevmiyorum. Yok canım ya. Tabii. Sulu köfte severim ya. Köfte severim. Sen ne zaman ben sana dedim ki sulu yemek yapayım ama ben sulu yemekler sevmem diyorsun bana hep. Ben sebze sevmem ya. En sevmediğim aslında pırasa. Burada kesinlikle hak vermiyorum arkadaşlar. Yo bu puan bana geçiyor. Hayır. Öyle iş olmaz ona. Öyle iş mi olur? Arada bir ters köşe yapacağım, ters köşe. Hayır. En kızdığı şey. Ay dur sana bir. Ben en kızdığım şey ne ya? Ben çok şeye kızıyorum. Şimdi o kadar kızdığım şeyden hangisini seçebilirim ki? Ay benim en sevmediğim şeyi ben biliyor muyum ya? Bakmıyorum tamam. Hadi bakalım. Bildim. Bayağı uzun oldu ama. Çok. Ne yazdın o kadar? Benimki çok kısaydı. Size bir şiir yazıyorum. 3, 2, 1. Ne yazdın? Yalan. Başkaları. Başkalarının arkasından konuşmak. Dedikodu. Bizim kadınlar çok yaptığı bir şey. Her neyse. Yalan da tabii, yalan da onların, yalan, o da aralarında yani. Güneş çok vurdu ya yüzümüze. En sevdiği arkadaşının ismi. Güneş çok vuruyor video. Olsun. En sevmediğim ne? En sevdiği arkadaşının ismi. Ay bunu ben bilmem. Yani. Aslında iki tane bu. Onun için. Yani şu an büyük sallıyorum yani, doğru mu bilmiyorum. İki tane var şimdi. En sevdiğim arkadaşlarım. Gerçekten sallıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Çünkü bir sürü konuştu arkadaşım var. 3, 2, 1. Özcan ve Fatih. Sizi çok seviyorum. Tamam. Sen kim yazdın ya? Hakan mı? Yok ya. Bunu iyi izle arkadaşım. Evet. Kağıtlar bitti. Senin en çok hangi özelliğini severim? Benim en çok hangi özelliğimi seversin? Bunu mu yazıyor şimdi? En sevdiğim özelliğim ne benim ya? En sevdiğim özelliğim. Yani benim sende en sevdiğim özelliğim. Nerede var? 3, 2, 1. Yakışıklıyım. Çok komiksin. İnanılmaz ya. Yani sen de şu an en sevdiğim özelliğin yakışıklılığın mı? Evet. Hayır. Çok güzelim. Benimsemen mi? Evet. Yakışıklım değil mi? Yani böyle nasıl anlatılır benimsemeni? Anlayın işte böyle. Yakışıklım. Güzel bak, kaşa bak, sakala bak, maşallah. Evet, devam. Kağıtları alayım lütfen. Kağıdım kalmadı. 3 kağıt kaldı. Hangi huyunu hiç sevmem? Ay evet. İnşallah böyle yazılıyor. İnşallah 3, doğru yazmışsın. 2, 1. Dağınıklığın. Evet, çok dağınık arkadaşlar. Ben de tam böyle bir düzen manyağıyım. Böyle bir şey gördüğümü kriz geçiriyorum.
Ben böyleyim abi, beni seven böyle sevsin. Kağıt kalmadı, şu kağıdı ortadan bölüyorum. Son soru mu yapsak? Kağıdımız bittiği için son soru yapalım. Bunlar çok pahalı abi ya. Bunlar kaç para biliyor musun bir tanesi? Kafayı yemiş, bunlara para vermiş almış ya. Çünkü bunları biliyorum. Hangi parfümünü kullanıyorsun biliyorum. Evet. Ondan sonra ayakkabı... Söyle bari insanlar bilsin. Hangi parfüm kullanıyorum? Dior, o neydi o? Nasıl? Dior Savaş. Heh, ondan. Ayakkabı numarası da 42. Yalan. Doğru. 43. Hayır, 42. Getiririm ayakkabılarımı. Ha, getir. Zor odakini getirsene. Hangisini getiriyor? Tamam, 42. Getir, getir. Evet arkadaşlar, bildim 42 numara. 42'ymiş, aha burada da yazıyor içinde. Aha, şöyle bakın. Burcu Boğa. Ama 43 de olur. Hadi gel. Son bir zor. Evet, burcunu da biliyorum, Boğa. Doğum tarihini de biliyorum, 18 Mayıs. Bitireyim. 1992. Aramızda 5 yaş var. Bunu düşünmesi bile yani ayıp bir şey. Neyse. En büyük korkusu yok. Nasıl korkusu yok ya? Her insanın korkusu var. Benim en çok korktuğum şey... Kendin de düşünüyorsun. Fenerbahçe'nin küme düşmesi. Arkadaşlar buraya hiçbir yorum yapmıyorum. Fenerbahçe kümeye düşerse... Benim için hayatın sonu demek. Gerçekleştirmek istediği en büyük hayali. Gerçekleştirmek istediğim en büyük hayali. Yo, ben biliyorum da. Gerçekleştirmek istediğim en büyük hayali. Allah diyorsan ne olabilir ki yazdım? Ben biliyorum. Evet, o da doğru aslında. Diyordun. Ben aslında zengin olmak yazacaktım. Kendi işini kurmak istiyorum. Ya arkadaşlar. Evet. Challenge'imizin sonuna geldik. Evet, nasıl abi buldun? Yorumun nasıl? Yani keyifliydi. Fena değildi yani. Aynen. Eğlendik arkadaşlar. Evet. Ama puanlama yapmayacağım. Çok karışık oldu biraz. Siz artık ortalama anlarsınız. Siz altına yazın. Cevdet mi daha çok bildi? Aynen. Gülsün mü? Aynen, böyle yapalım. Ben evet. Daha çok bildim. Cevdet mi daha çok bildi? Evet. Arkadaşlar şimdi daha ciddi konulara geliyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Bakın son zamanlarda hiç kimse abone olmuyor. Lütfen ama lütfen rica ediyorum. Aynen arkadaşlar, lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü o bizim daha çok motivasyonumuzu arttırıyor videolar için. Abone. Ve inşallah daha güzel videolar sizi bekliyor olacak. Evet, ev turu gelecek. Aynen, yakında önümüzdeki videolardan birisi de ev turu olacak arkadaşlar. Evet. O zaman... Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao bella. Hoşçakalın. Bye bye.